Zanka TV'den herkese merhabalar. Ben Merve Bayraktar. Gündeme dair programıyla karşınızdayız. Gündemimizde koronavirüsü var. Türkiye'de 2 kişi de tespit edildi. Ancak İtalya'da sayılar hızla artıyor. Ve İtalya'dan İstanbul'a 12 gün önce dönen Kubilay Cenk telefon attığımızda olacak. İtalya'daki yaşanan süreci, nasıl geliştiğini, virüsün vakaların nasıl arttığını ve yerel basına nasıl yansıdığını, kendisi şu anda İstanbul'da ev karantinasında, o süreçte neler yaşıyor, hepsini kendisinden dinleyeceğiz. İtalya'dan yeni denen Kubilay Cenk hattımızda. Kendisiyle yüz yüze bir görüşme yapmak isterdik, bir röportaj yapmak isterdik ancak şu anda ev karantinasında. Öncelikle sizden bu sürecin İtalya'da nasıl başladığını ve nasıl geliştiğini öğrensem. Merhabalar Merve Hanım, teşekkürler. Şimdi şöyle başlayalım açıkçası. İtalya'da benim kaldığım Pavia şehrinde, kuzey bölgesinde bulunuyor burası. Buraya yaklaşık 30-40 kilometre mesafedeki Lodi kasabasında bu mesele başladı. Burada patient one, yani birinci hasta denilen kişi, hastaneye bildiğimiz grip şikayetleriyle gidiyor. Ve bunu 3 defa tekrarlıyor. Fakat herhangi bir Çin geçmişi, Çin seyahat geçmişi olmadığı için kendisi dikkate alınmıyor. Tabii bu sürede aslında git gel yaptıkça oradaki doktorlar başta olmak üzere hastalara bulaştırıyor. Fakat belli süre sonra bu belirtiler arttıktan sonra özellikle ateş ve nefes darlığıyla birlikte kendisini koronavirüs küpesiyle yoğun bakım ünitesine kaldırıyorlar. Ve burada test yapılıyor, pozitif olduğu anlaşılıyor derken önlemler alınıyor. İtalya'da bu şekilde başladı. Peki çok hızlı bir şekilde arttı. Yerel basına nasıl yansıdı bu durum? İlk olarak ilk vaka açıklandıktan sonra nasıl, ne kadar hızlı arttı ve yerel basında nasıl yansıdı? Büyük bir panik havası var mıydı ilk başlarda yoksa sonradan mı gelişti? Şimdi açıkçası ben şuna değineyim. Ben oradayken, şu anda 12 gündür buradayım. Siz de zaten yayının başında söylediniz. Oradayken basını takip ediyordum, İtalyan yerel basınını. Orada okuduklarımla Türkiye'de okuduklarım arasında ciddi fark oluyordu. Elbette bir alarm durumu, tedbirli olma durumu mevcuttu. Fakat Türkiye'de örneğin ben basında şunu okuyordum. İtalya'da OHAL ilan edildi. Ama İtalya'daki OHAL bizim anladığımız OHAL'den biraz farklı oluyor. Yani hani buradan bakıldığı kadar yoğun plan ilk başta yoktu. O kadar yoğun değildi. Bizim anladığımız şekilde yani bütün hayat durmadı yani en başında. Evet, ilk başta durmadı. Şöyle gelişti. Biz orada okula gidiyorduk. İlk önce okulların tatil edilmesi gündeme alındı. Okullar tatil edildikten sonra ki bence en büyük hatalardan biri buydu. Yani insanlar bunu bir nevi tatil gibi algıladı. Ve mesela okula gidilmiyordu. Ama boş zaman oluyor. İnsanlar, öğrenciler dışarıda sosyalleşti. Ve açıkçası ilk baştaki bana kalmış önlemlerin yetersizliği en çok burada belli oldu. Bizim şu anda da dün alınan karar doğrultusunda bir okulların tatil edilme söz konusu 16 Mart pazartesi gününden itibaren. O zaman bu karar biraz riskli diyebilir miyiz? Yani açıkçası tabii şunu söyleyebilirim. İnsan evlerinde durdurulsun ya da öğrenciler evlerinde durdurulsun diyemiyorum. Biliyorsunuz öğrencilerin şu şartlarda evlerinde durması hem psikolojik olarak kolay değil hem de ekonomik olarak bu şartları evlerinde tutabilirleri, hani ailelerin yanında bunu daha rahat devam edebilirler diye düşünüyorlar. Ama bu durum şuna neden oluyor, mobilizasyon olacak. Yani bu insanlar örneğin İstanbul'da okuyan bir öğrenci, belki ailesinin yanına katlamalı para büyük ya da herhangi bir şey gidiyor. Ve biliyorsunuz virüs 14 gün belirtilerini göstermiyor. Bu süre zarfında taşıntı olabiliyor. İtalya'da en büyük nedenlerden biri buydu aslında. Peki siz karantina süreci başladığında İtalya'da mıydınız yoksa siz döndükten sonra mı başladı karantina süreci? Şimdi şöyle, İtalya'dayken 3 farklı karantina oldu diyebilirim. Birincisi bu bakanın çıktığı Lodi bölgesi. Lodi bölgesinde yer alıyor. Dediğim gibi ben oraya 50 kilometre bir yerdeyim. Bizde resmi olarak karantina. Fakat hani ne diyelim bir spesifik olarak karantina vardı yani. Öyle bir durumun içerisinde bulundum. Yani market alışverişinde kimse hiç bize gitmiyordu. Ondan sonra ben ayrıldığımda Lombardiya bölgesi karantinaya.
Yani ben oradan ayrıldıktan sonra. Siz oradan ayrıldıktan sonra karantinaya daha arttı tabii şu anda da mesela çok büyük şehirler karantinada. Peki siz döndükten sonra neler yaptınız? Kendinizi nasıl korudunuz? Şu anda ev karantinasındasınız. Süreci nasıl ilerliyorsunuz? Şöyle ben şunu söylemek istiyorum öncelikle. Buraya gelirken alınan tedbirleri biraz anlatayım. Biz örneğin uçağa bindiğimizde bize bir form verildi. Bu formda bizim detaylı bir nereden geldiğimiz, Türkiye'deki dahil ikram edeceğimiz gibi iletişim numaralarımız. Bunları doldurduk. Pasaport kontrolünü havaalanına indiğimizde İtalya vizesi olduğu için, bize İtalya'da bulunmadığımız soruldu. 14 gün içerisinde. Buna kamu sağlığında ve kendi sağlığında götürerek evet cevabını verdim. Oradaki görevler bizi kontrol ettiler. Yine aynı şekilde detaylarımızı aldılar. Ve oradan geçişimizi yaptık. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Bende herhangi bir belirti yoktu. Yani öksürük, hapşırma ya da yüksek ateş, nefes darlığı gibi gibi. Bunların olduğu vakaları sadece değerlendiriyor. Yani ben orada gördüm. Hani ayrı bir yere alıp daha tekrar yapıyorlar. Daha sonra işte evime geldim. Mesela şu anda ayrı bir banyo var evimizde. Yani böyle bir kullanıyorum. O banyoya aile bireyleri bir şekilde girmesi zaten tavsiye edilmiyor. Onlar da izole durumda. Dışarı çıkmıyor. Yine gün içerisinde yıkıyorum. Yani bu şekilde Sağlık Bakanlığı'nın önlemleri uyguluyorum ben. Sonrasında dönmeyi planlıyor musunuz İtalya'ya? Ya evet, şu anda çünkü öyle bir durum var. Dersimiz online durumda. Yani online olarak devam ediyor. Açıkçası bu iyi bir şey çünkü zaman kaybımız olmasını istemiyorum. Ama hani efektif konusunda çok fazla sağlıyor mu? Yani bazıları video halinde, bazıları podcastler halinde yani ses kayıtları. Hani çok verimli olamıyor. Ama dönemi kaybettiğini düşünmüyorum. İtalyan yetkililer de böyle bir şey yapıyor. Haliyle benim de oraya vermem gerekiyor. Okulum devam edecek. Peki son olarak bu sizin gibi yurt dışından gelenlere ne tavsiye edersiniz? Yani şöyle, birincisi kapı sağlığını ve kendi sağlığımızı, başta ailemiz olmak üzere düşünmek, gözetmek durumundayız. Çünkü şöyle bir genel bir soru var. İşte biz, bu virüs gençleri vurmuyor. Biz de genci, hani çok umursamayalım bunu gibi bir algı var. Bu çok yanlış. İtalya'da da örneğin genç taşıyıcı vakası %22. Orada %22. Ama bu taşıyıcılar bu virüsü kendi, yani tehlikeli olan grupları taşıyorlar. Yaşlılar veya işte önceden herhangi bir ağır hastalığı olan kişilere. Hani ben bu kişilere 14 gün karantina kurulu kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani bunu yapmak zorundayız. Biliyorum kolay ki, yani ben bir defa yapıyorum. Aynı süreci İtalya'da da devam ettiriyorum. Ve bugün buraya geldim. Yaklaşık bir ay geçmiş. Ve hani bir ay evden çıkmamak psikolojik olarak kolay olmuyor. Herhalde önümüzdeki süreçte buna dair bir takım çalışmalar göreceğiz diye düşünüyorum. Son bu soruyu soracaktım ama şimdi zor oluyor dediğiniz için bunu da sormak isterim. Bu sürecin, ev karantinası sürecinin psikolojik boyutunu biraz dinlesek sizden. Nasıl hissediyorsunuz? Yani ben psikolojik olarak herhangi bir diyelim, sorunlu veya böyle bir geçmiş olan bir insan değilim. Fakat bazen kendimi böyle şey olarak kullanıyorum. Yani ellerimi sürekli durdurup yere çıkarken, işte böyle anlamsız yani. Hani tavsiye edilenin türlü. Ya da bazen bir yalnızlık, ya da örneğin şuna da denk geldi, İtalya'dan geldiğimiz böyle arkadaşlarıma bir dışlanmışlık yaşıyorum yani bazen. Hani telefondan da bulaşıp bir şakalıyla da olsa buna dair hoşum değilim yani. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kubilay Cenk'in açıklamalarını hep beraber dinledik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.